Fidanları şu anda görüyoruz. Atalarımızın demiş olduğu gibi, eğer kısa ömürlü verim almak istiyorsak tohum ekelim. Orta ömürlü verim almak istiyorsak fidan dikelim. Bak ne kadar güzel. Bu fıstık şamıdır sevgili gençler. Göster onu. 20-30 sene sonra bundan aynen kestane topladığımız gibi kestanenin değil de bu çamın fıstığını toplayacağız. Bak hep maddiyat olarak da bunlar geri dönüşümü olacak. Eğer uzun ömürlü almak verim almak istiyorsak o da sizlere kalıyor. Yetişeceksiniz, okuyacaksınız. Hani insan yetiştir. Uzun ömürlü verim almak istiyorsan insan yetiştir. Sizleri geleceğin hedefleri olarak, büyük insanları olarak, ya ben acizane bir muhtar, yani köyün hamalı kabul edin. Ama siz geleceğin devletin en büyük insanları olacağınızdan emin olup noktanızı hedefleyeceksiniz ve kendilerinizi ona göre yetiştireceksiniz. Dikmiş olduğunuz bu fidanlar gibi Allah sizleri de hayırlı bu devlete verimli olarak, insan olarak güzel yetiştirmek nasip olsun. O da sizin elinizde. Önce ahlak, yani güzellik, yani ahlak maneviyatı olmayan, ilim bile ilim değil. Bak profesör annesi babası, babası annesinden ayrılmış 8 sene önce. Ve aynen o iki tane profesörün çocuğu hukuk fakültesinde okuyan o kız evladımızın şu an annesini boğazından kesti. Hiç kanı, vicdanı sızlamadan ve devleti de kandırarak işte annem öldü, annemi bilmem hırsız girmiş sebepleriyle beraber araştırmalara göre kızın annesiyle boğuşurken saçları annesinin elinde kaldı ve oradan yakalandı. Allah ona da hidayet eylesin. Ha hangi şuur, hangi akıl, yani neye hizmet yapıyorlar? Bak okuyan insanın bugün dünyaya, Türkiye'ye zararı. Allah bütün neslimizi, geleceğimizi hayırlı eylesin. Amin. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Amin. Bırak. Karım hocam nasıl? Profesör yetişeceksin. Değil mi? Kocam profesör. Kadın zavallı kendi profesör. Bunları dinleyebiliyor musun?